insanı şöyle bir mecburiyet veriyorsunuz. Ben diyorum ki sizin o sevgi dolu bakışlarınızı gördükçe ben çok çalışmalıyım. Daha çok çalışmalıyım, daha çok çalışmalıyım. Bu yüksek motivasyonunuzdan ötürü buraya gelen çok kıymetli hanımefendilere, beyefendilere, sevgili büyüklerime, küçüklerime, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Çatalca'yı çok seviyorum. Elbette İstanbul'un her yerini çok seviyorum. Ama bu bölgenin de insanı olarak elbette ki bu bölgedeki bütün hizmetleri özenli bir şekilde takip ediyorum. Seçildiğimiz ilk günden itibaren, 2019'dan itibaren hiçbir ilçeyi birbirinden ayırt etmeden hizmet yaptık. Ve bu 5 yıl için hepinize dedim ki ben göreceksiniz, ikinci dönemimizde Çatalca'ya çok daha fazla hizmet edeceğiz demiştim. Bakın seçimin üzerinden daha 1 ay geçti. Bugün burada hem açılış törenimiz var, hem temel atma başlangıç törenimiz var. Her yönüyle çok etkili bir sürecin içerisindeyiz. Zaten biz seçimi sadece birkaç günlük seçim maratonu olarak görmüştük. Seçimin son gününe kadar sahada çalışıyorduk, iş üretiyorduk, temel atıyorduk, açılış yapıyorduk. Seçim bitti, o günden bugüne yine açılışlar yaptık, temel atma törenleri yaptık. Biz ne dedik? Arı gibi çalışmak, efendim Ekrem İmamoğlu atom karınca. Ben diyorum ki biz bundan sonra çok çalışmanın adını bile değiştireceğiz. Bize bakıp akıllarına sadece şu gelecek, kim olursa olsun biz de çok çalışmalıyız diyecekler. Biz Türkiye'de muhalefetimize çok çalışmayı da öğreteceğiz. Göreceksiniz. Hep gayretli, hep adaletli, hep liyakatli olacağız. Size mahcup olmayacağız. Tabii 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler sunduk. Kreşinden bölgesel istihdam ofisine, İSMEK'ten caddeye, yol yapım işlerinden köylere ilettiğimiz hizmetlerimize, tarım desteklerimize, altyapıya, üst yapıya, İSKİ çalışmaları, doğalgaz çalışmaları, her konuda gerçekten özenli çalışmalar yürüttük. Özellikle Çatalca'nın 16 mahallesinde olan altyapı eksikliğinden dolayı yaşanan çok yoğun su baskınları olduğunu da biliyoruz. Bu konuda bu yapacağımız yatırım inşallah kalıcı çözüm getirecek bu sorunlara. Muhtemel can kayıplarına, mal kayıplarına artık Çatalca'da da hiç yaşamayacağız. İstanbul'un her noktasına bu konuda değindik. Biz şunu söyleyeyim, özellikle atık su kaynaklı kirliliği ortadan kaldıracağız. Bu köylerden doğan o kirlilik hatlarını ayıracağız ve ne Karadeniz'e ne de Büyükçekmece Gölü'ne herhangi bir atık su gitmeyecek. Çevre temizliğini çok önemsiyoruz. Arıtma tesislerinin yükünü hafifletiyoruz. Yağmur sularının en temiz şekilde göle, denize ulaşmasını sağlıyoruz. Çatalca'yı yeterli altyapıya kavuşturana kadar bu kardeşiniz Çatalca'daki bütün yatırımları hızlıca bitirmeye devam edecek. Hepinize söz veriyorum. Yetersiz altyapı pek görünmez, hissedilmez ama aslında hem sizin yaşamlarınızı hem de şu pırlanta gibi güzel çocuklarımızın geleceklerini karartır. Onların sağlıklarını tehdit eder. O bakımdan biz sizin hiçbir zaman gözünüzü boyayan işler yapmayacağız. Biz size faydalı işler yapacağız. Görmeyeceksiniz ama toprağın altında size hayatınızı güzelleştirecek, hayatınızı, yaşamınızı kaliteli hale getirecek yatırımları yaptık, yapmaya devam edeceğiz.
Bakın bugün Çatalca'nın 7 tane köy parkını pırıl pırıl hale getirdik. Sizlerin hizmetine kavuşturuyoruz. Tabii şunu söyleyeyim, bu köylerin dışında geniş kapsamlı revizyonlarla Çatalca'nın bütün köylerini elden geçireceğiz. Bugün Çiftlikköy, Başakköy, Karacaköy, Belgrad, İnceiz ve Elbasan'da bu hizmetlerimiz vatandaşlarımızla buluştu. Ki bundan sonra da bunun daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz. Daha Yenice köyünde de muhtarımızdan gelen taleple yeni bir park yaptık. İnşallah orayı da daha yenicelik hemşehrilerimiz beğenmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda da yaptığımız ve geliştirdiğimiz bu parkların her birisini daha da arttıracağız. Bizim bakış açımız şu. İnsana saygı duyacaksın, yaşadığımız bu şehre de özen göstereceksin. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, onların ne dediklerini duyacağız, ona göre sorunlarına çözüm ulaştıracağız. Çözemeyeceğimiz bir sorun ise niçin çözülemeyeceğini anlatacağız. Bizim hiçbirinizden gizlimiz, saklımız yok. Biz neyi biliyoruz? Sizin adınıza görev yaptığımızı biliyoruz. Biz sizlerin şehri emanet ettiği insanlarız. Ben de öyleyim, Eren Başkan da öyle. İhanet emanete edilmez. Hele hele sizlerin emaneti olan bu kutsal şehre hiç ihanet edilmez. O bakımdan bu şehre Allah'a şükür hep koruyucu gözle baktık. Hep iyi işler, güzel işler yapma gayretinde olduk. Olmaya devam edeceğiz. Yüz milyonlarca liralık temel atma töreni yapıyoruz. Onlarca parkın açılışını ve temel atma süreçlerini yürüttük, yürüteceğiz. İşte bugün Çatalca'da onun için bir aradayız. Bakın söyleyeyim, anlayışımızda şu var. 1 liralık iş de 1 milyar liralık iş de birbirinden çok farklı değildir. Çünkü biz baktığımız pencere şu. Milletin parasını kullanıyoruz. Milletin parasıyla sizlere faydalı işler yapıyoruz. Yani milletin parasını kuruşuna kadar millete veriyoruz. Bu bizim en asil yolculuğumuzdur. Erhan Başkanım çok güvendiğimiz, çok çalışkan olduğunu bildiğimiz, sizin Çatalca'ya ne kadar titizlendiğinizi biliyorum. O da en az sizin kadar titizleniyor. Konularına çok hakim. Caddesini, sokağını, köyünü, mahallesini biliyor. Aile aile sizi tanıyor. Biraz önce toplantılar yaptık. Bu şehri çok geniş sıkıntılarıyla teslim aldı. Problemleri var. Ama inşallah her birini çözeceğiz. Göreceksiniz. Allah'ın izniyle sorunların her birini beraber çözeceğiz. Tabii mazeretimiz yok. Evet, sorunları tespit edecekler, size anlatacaklar. Belediyenin borcu neydi? Hangi eksikler yapıldı? Hangi hatalar yapıldı? Hangi işler yapılırken vatandaşa bilgi verilmedi? Bunları tek tek sizinle paylaşacak ama hiçbirisi bizim başarımızın önündeki bir engel değil. El ele kol kola sizin de o manevi gücüyle bizim bu sorunlara çözmeye ve aşmaya Allah'ın izniyle gücümüz yeter. Hiç endişeniz olmasın. Çok şey konuştuk. Sokak hayvanlarını konuştuk. Efendime söyleyeyim, köylerin tarım desteğinin arttırılmasını konuştuk. Aynı zamanda Çatalca'ya örnek kentsel dönüşümle ilgili süreci konuştuk. Fevzi Çakmak Ormanı'nın bu şehre pırlanta gibi bir orman kazandırılması için çalışmaları konuştuk. Yine özellikle Kalecik bölgesindeki eski tarihi eserlerin yeniden yapılandırılmasını, güzelleştirilmesini konuştuk. İnceiz Mağarası'nın çok daha nitelikli bir şekilde hizmet alanına dönüştürülmesini konuştuk. Köy merkezlerimizin imar düzeni planının hızlıca çok özenli bir şekilde tasarlanıp köylü vatandaşlarımızın
geleceklerini görecekleri bir seviyeye taşınmasını konuştuk. Biz size en kısa zamanda İstanbul'un en güzel yaşam merkezlerinden birisinin, yani kültür merkezlerinden birisinin nasıl hızlıca yapıp bu şehrimizin insanlarına kazandırılmasını konuştuk. Sizin kültürle, sanatla, eğitimle buluşacağınız, sanatçıların geleceği sahnelerinin olduğu, tiyatroların olduğu bir alanı kavuşturmanın da hızlıca adımlarını atmayı konuştuk. Bunların her birisi bizim yapacağımız işler, göreceksiniz. Aradan 5 yıl geçecek. İnşallah görevimiz dönemi biterken sizin huzurunuza geldiğimizde hem seçim öncesi söylediklerimi hem de bugün burada söylediklerimi hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki İmamoğlu hemşerimiz, İmamoğlu kardeşimiz, İmamoğlu arkadaşımız Erhan Başkanımızla birlikte söylemişti, yaptı, bizi oraları kazandırdı diyeceksiniz. Hiç endişeniz olmasın. Ben bütün emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yolculukta emek veren bütün yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çatalca'nın güzel muhtarlarına bizimle birlikte işbirliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Hep beraber çok daha güzel işler yapacağız. Tabii bugün Erhan Başkanımız, Belediye Başkanımız yalnız değil. Komşu Belediye Başkanımız Beylikdüzü'nden Mehmet Murat Çalık Başkanımız geldi. Ona da ayaklarına sağlık. Belediye başkanlarımızı özellikle söylüyorum çünkü onlar bizimle birlikte başarılı olmak zorundalar. Enerjisi yüksek ve hiç beklenmediği halde başarılı bir seçim sonucuyla Amasya Belediye Başkanımız da Amasya'dan buraya gelmiş. Turgay Başkanımız, ona da hoş geldiniz demek istiyorum. Hem Mehmet Çalık Başkanımızı hem Turgay Başkanımızı yanımıza davet edeyim. İlçe başkanlarımızı davet edeyim. Sonra muhtarlarımız, İSKİ Genel Müdürümüz, yöneticilerimiz, genel sekreterimiz hep beraber burada sizi selamlayalım. Bugün de beni yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Sizlere mahcup olmayalım. Hep beraber ne yapacağız? Tam yol ileri diyeceğiz. Tam yol ileri. Çatalca'nın geleceğinden hiç şüphe duymayın. Hep birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.